Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Stephen King'in Green Mile adlı eserine uyarlanmış olan ve başrollerinde Tom Hanks, David Morse ve Michael Clarke Duncan'ın yer aldığı filmi değerlendireceğiz. Intro girsin, sonra hemen başlayalım. Phil Coldmontain hapishanesinin E bloğunda geçiyor ve burada acımasız çok büyük suçlar işlemiş katiller bulunuyor. Bu hapishanede aynı zamanda yaşlı Spark adı verilmiş bir elektrik sandalye var ve bu suçlular zamanı geldiğinde, yani tarihi geldiğinde, bu elektrikli sandalyeye oturtulup idam edilecekler ve bu zamanı bekliyorlar zaten hücrelerinde. Bu katillerin başında duran bir de gardiyanlar var ve bu gardiyanlar bu suçlulara, hani büyük suçlar işledikleri için acımasızca davranmaktan ziyade çok daha ılımlı yaklaşıyorlar. Çünkü yakın zamanda idam edilecekler, ölecekler ve hani bunun stresinin üzerine biraz daha stres katmak istemiyorlar yani davranışlarıyla. Bundan dolayı da biraz daha ılımlı bir yaklaşım, bir tutum sergiliyorlar. Bir dışında Percy diye genç bir arkadaşımız var. O da gardiyan. Vali amcası tarafından oraya atanmış ve hem gardiyanlara hem de suçlulara hayatı gerçekten zindan ediyor. Yani kötülerin kötüsü bir arkadaş diyebiliriz. Sonrasında bu hapishaneye bir kişi daha geliyor. Tabi öncesinde onun hikayesini okuyorlar. İki tane küçük kızı taciz etmek ve sonrasında öldürmekten dolayı bu hapishaneye gelmiş. Ve gerçekten de hani suçu okunduğu zaman hani insanı dehşete düşüren, bu nasıl bir insan, nasıl bir insan bunu yapar diye kendi kendine insanın sorduğu bir hikayesi var. Ve bunu gerçekten de merak ediyorlar. Yani bu adamı gerçekten merak ediyorlar. Tabii bu iyi bir anlamda bir merak değil yani. Her neyse, ve hapishaneye getirtiliyor. Kocaman dev cüsseli siyahi bir adam. 2 metreden daha uzun bir boya sahip. Vücudunun bazı yerlerinde çok derin yaralar var. Ve gardiyanlar bu adamı gördüğünde şok oluyorlar. Ve tabii sonrasında da bunu hücresine yerleştiriyorlar. Diyorlar ki hani burada uslu durursan hiçbir sıkıntı yaşamazsın yani. Biz zaten iyi davranıyoruz falan. Ve bu şekilde de bu John Coffey adındaki bu siyahi arkadaşla olan hikayeleri burada başlıyor. Tabii ilk başta John Coffey ile biraz daha mesafeli yaklaşıyorlar. Ama düşündüklerinden çok daha farklı bir adam olarak karşılarına çıkıyor. Çünkü iri yarı bir adam, işlediği suç gerçekten dehşet verici. Ve hani onlar çok böyle inanılmaz korkunç bir kişiliğe sahip birini düşünürlerken, aksine çok mülayim ve işte bir iki cümleyle sürekli kendini ifade eden ve çok masum bir şekilde yaklaşan, yani ses tonu olsun, işte söylediği şeyler olsun, saygısı olsun, gerçekten de hani onları şaşırtıyor ve hani anlayamıyorlar açıkçası, bir anlam veremiyorlar yani. Hani bu nasıl bir adam ve bu adam nasıl öldürmüş falan. Yine de çok böyle bir güven oluşuyor John Coffey'ye karşı. Ne de çok büyük bir kin besliyorlar. Ve sonrasında da zaman zaman işte bu iletişimler artıyor. Bu arada Paul'un idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı var. Bundan dolayı gerçekten mesleğini yaparken zaman zaman çok büyük zorluklar çekiyor. Zaten hani çok stresli bir ortam, çok böyle sinir bozucu zamanlar da yaşayabiliyor. Bir de onun üzerine bunun ağrısı falan. Ya gerçekten hani Paul için hani pek de işini kolaylaştıran bir durum değil. Ve John bunu fark ettikten sonra bir gün onu çağırıyor. Hiçbir gardiyan orada yok. Yani hiçbir gardiyan hapishanede yok o anda. Sadece Paul var ve bütün mahkumlara göz kulak oluyor. Bir anlık çağırıyor böyle, sanki bir şey isteyecekmiş gibi John. Ve birden Paul'u tutup kendisine doğru çekip dokunuyor. O idrar yolu enfeksiyonu olayını çözüyor. Yani sıkıntısı geçiyor. Sonrasında yani Paul buna tabii ki de inanamıyor ve orada da aslında çözüyor biraz. Diyor ki biz bu adamın zaten hani tuhaf olduğunu yavaş yavaş anlıyorduk. Yani tuhaf bir adam olduğu belli. İri yarı bir cüssesi var ama çok da hani mülayim bir adam. Hani işte altından bir şey de çıktı. Böyle mucizevi bir şey yapıyor. Adam bir dokundu. Benim uzun süredir çektiğim bu rahatsızlık inanılmaz bir şekilde aniden geçti. Sonrasında bu devam ediyor. Bunu söylüyor. Hani diğer gardiyanlara anlatıyor. Bu Percy arkadaşımızın taktığı bir tane
mahkum var. Yani bu mahkuma karşı bir türlü ısınamıyor. Sürekli bununla tartışıyor. Özellikle buna yönelik bir, yani gerçekten bir takıntısı var. Bundan dolayı da sürekli bununla hani bir şekilde, yani nasıl ben bunu sıkıntıya sokabilirim, nasıl hani stres sokabilirim ve hani kendini de çok üstün görüyor bu arada. Hani sadece oradaki mahkumlardan değil, tabii ki de mahkumlardan üstün ama hani diğer gardiyanlardan da üstün görüyor. Çünkü amcası vali, yani bu yüzden de ondan bir cesaret alıyor. Şöyle bir durum da var, isterse işsiz de bırakabilir. Bu neden önemli? Çünkü 1930'lardaki Amerika'dan bahsediliyor. Büyük buhran dönemi, insanların en çok önem verdiği şey işi ve eğer işlerini kaybederlerse hani yeni bir iş bulmaları çok zor. Bu yüzden de Percy de hani amcasından cesaret alarak, yani diyor ki sürekli her fırsatta, eğer bana bir şey yaparsanız sizi işten attırırım. Ama zaten onların hani bir şey yaptığı yok. Percy sürekli kışkırtıyor ve oranın yani en işte üstüymüş gibi herkese davranıyor. Oradaki herkese gerçekten hayatı zehir ediyor. İstiyor ki hani ben herkese her şeyi yaparım. Mahkumlar da, gardiyanlar da her şeyi yaparım. Onlar bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü eğer bir şey yaparlarsa onların işlerinin kaybetmelerine sebep olurum. Bunu çok rahatlıkla yaparım diye düşünüyor ki aslında da yapar. Bu çok fazla geçiyor. İş olayı. Çünkü bir yerde işte gardiyanları, işte Paolo, Rutil'ı falan gerçekten de inanılmaz bir şekilde kışkırtıyor. Rutil ona şiddet uygulayacağı zaman diyor ki işte hadi beni de bana yumruk at da diyor, seni işte işinden kovdurtayım falan diyor. Yani işiyle tehdit ediyor. Ya da başka bir yerde diyor ki işte eğer diyor bana bir şey yaparsanız, bu Paolo, Rutil falan bunun yaptığı şeylerden dolayı bundan intikam almak istiyorlar. Percy'den artık intikam almak istiyorlar. Diyor ki eğer bana bir şey yaparsanız benim tanıdığım büyük insanlar var ve hepinizi işsiz bırakırım falan. Yani filmde iş konusunu gerçekten çok duyuyorsunuz. Neyse, bu John'un iyileştirici gücü diğer gardiyanlar tarafından da öğrenildikten sonra ve Percy bir yerde yine Delacour'a, yani bu kafayı taktığı mahkuma işkence olsun diye, yani onu sinir etmek için onun böyle bir tane bir faresi var. Gidiyor o fareyi öldürüyor. Ve orada da işte o fareye diğer gardiyanların önünde John yine onu da iyileştiriyor. Onu tekrar hayat döndürüyor. Bunu ispatlamış da oluyor bir yerde. Artık böyle oradaki herkes diyor ki hani yani bu John normal bir insan değil. Yani onun doğaüstü güçleri var falan. Herkesin yani kısacası hani film boyunca, zaten film çok uzun bir film bu arada. Yani 3 saatlik bir filmden bahsediyoruz. Burada John'un tüm film boyunca bütün insanların hayatına, yani o gardiyanlara, tutsaklara falan hepsinin hayatına nasıl dokunduğunu izliyoruz. Fareden tutun işte diğer mahkumların hayatına veya kaderine, hatta gardiyanların patronlarının eşine kadar, yani iş oralara kadar gidiyor ki bunu yaptıkları zaman, yani bunu yapmak için bir organizasyon oluşturuyorlar ve burada yine iş konusu ortaya çıkıyor. En genç gardiyan Dean var. İşte o da Percy yaşlarında. Orada diyorlar ki işte sen bu plana katılma, yani onu oyun dışı bırakıyorlar. Sadece diyorlar ki işte hani Percy'nin bunu görmesini engellesen yeter. Çünkü hani Percy görürse hani yine işten bizi attırır falan. Oyun bozar. Bir de sen işte daha çok gençsin, ailene bakıyorsun falan. İşini kaybedersin. Biz artık hani yaşlanmışız falan diyor yani. Hani orada da yine böyle bir iş mevzusu var yani her şekilde. Ve bu şekilde de hani ta oralara kadar, yani patronların eşine kadar herkesi bir şekilde John gidiyor, hayatına dokunuyor. Onların bir şekilde kaderlerini etkiliyor. Biz Green Mile'da genel olarak bunu izliyoruz. Kitabın neredeyse aynısını yapmışlar. Sadece şöyle bir durum var. Kitapta John Coffey'nin idamından sonra da diğer karakterlerin gittiği yerlere tabii ki de değiniliyor haliyle, kitap olduğu için ve daha detaylı değindikleri için. Bence kesinlikle izlenmesi gereken, bilinmesi gereken ve zaten herkes tarafından bilinen, ben sadece bu filmi muhtemelen hani çok genç arkadaşlarımız, yaşı yetmemiş çünkü dediğim gibi hani 90'ların sonunda çıkmış bir film ve hani bilmiyor olabilirsiniz veya eski filmlerle ilgilenmemiş olanlar da olabilir, atlamış olanlar olabilir. Bundan dolayı da yani eğer izlememiş olan varsa bence kesinlikle bu videoyu izledikten sonra
bir baksın bu filme. Ha, eğer der ki ben önce kitabı okuyup sonra filmi izlemek istiyorum, o da güzel bir seçim oldu. Filmin teknik tarafıyla ilgili değerlendirmeleri şimdi yapmayacağım. Daha sonra bununla ilgili başka bir video yapacağım. Çünkü zaten filmin kendisiyle ilgili olan inceleme bile çok uzun olduğu için bu videoyu biraz daha uzatmak istemiyorum. Bu videoyu sadece filmin genel ana konusu ve üzerindeki karakterler, yani Paul'un karakteri, işte naif, işte tatlı, sert, bana o şekilde geçti yani. Böyle bir karakter olsa Percy, kötülerin kötüsü, gerçekten insanın sinirini bozan, insan tahammül edemeyeceği ve hayatında kesinlikle istemeyeceği bir karakter. Bunun dışında işte Brutal aynı şekilde çok iyi bir dost. Dean yine gerçekten de hani işte çok saygılı ve güzel bir takım arkadaşı. Yani çok zaten erkeklerin ağırlıklı olduğu bir film. Neredeyse hiç kadın karakter yok diyebiliriz. Yani bu videoda daha çok işte filmin konusu ve karakterler üzerine değinmeye çalıştım. Bundan dolayı da filmin teknik tarafıyla ilgili başka bir videoda yine bu filme değineceğiz. Yani Green Mile uzun lafın kısası da bitmedi. Green Mile'e vereceğim puan ise 10 üzerinden 10 olacak tabii ki de. Hem de bu puanı o kadar rahatlıkla verebilirim ki gerçekten muhteşem bir filmdi. Dediğim gibi kesinlikle izleyebileceğiniz, keyif alarak değil heyecanla, tutkuyla izleyebileceğiniz muhteşem bir film. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Bu filmi çok önceden izlemiş olduysanız da veya hani bu filmle ilgili düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Bunların hepsini aşağı yorum olarak yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimlerden haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.